Fatih Hoca Galatasaray camiası için başka bir şey ifade eder. Şonlaca Trabzonspor için başka bir ifade eder. Mustafa hocamız da tüm Türkiye'deki birçok kulüp için başka şeyler ifade eder. Ama Trabzonspor'un Şonlaca ta kendisidir. Trabzonspor deyince Şonlaca ile özleşmiştir. Şonlaca Trabzonspor'da ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ta ölümüne mücadele verebilir takımın başarısı olması için. Tabii ki öyle yapacak yani. Ne yapacak yani? Adam gelmiş bırakmış Beşiktaş çalışıyor. Hangi takımı çalışıyorsa onun için ölümüne başarı olsun diye mücadele verecektir. Bu gayet de doğaldır yani. O yüzden eskilere dönüşlerde şunda bunda yani Fatih Hoca'nın da Galatasaray dönüşüyle veya Mustafa Hoca'mızın işte ileriki yıllarda Galatasaray, Fener'e, Beşiktaş'a veya milli takımı dönüşüyle Şonlu Hoca'nın Trabzon'a dönüşü aynı düzeyde ve aynı anlayışta ve aynı seviyede ve aynı ruhla orantılı değil. Şonlu Hoca Trabzonspor'a ta kendisidir. Yaklaşık 6 yıl şampiyonluğunda 15-16 tane kupa almıştır. Hocalığında, futbolculuğunda ve her seferinde şampiyonluğu oynatmıştır. Yani Trabzonspor'un onurudur, gururudur. Ha bana sorarsan şimdi ne olmalı? Kısa da öz anlatayım. Ben şu anki dün de yine bir televizyona konuştum. Gazeteler demeç verdim. Dedim Şonlu Hoca teknik direktör olsun. Fatih Tekke yardımcı olsun. Şonlu Hoca orada 2 yıl boyunca Fatih'i yetiştirsin. Ve ayrıca madem Hami'yi sportif direktör düşünmüyorsanız bizim Şota gibi bir değerimiz var. 4 tane yabancı dil bilen Hollanda'da, İspanya'da, Avrupa'da, İskoçya'da, bütün İngiltere'de tanınan ve herkesin saygı, sevgi duyduğu 4-5 dil bilen bir şota var. Bunu yapalım sportif direktör ve onun yanında altyapının başına şimdi Güngör abi geldi. Çok değerli bir abimiz. Aynı zamanda Ertuğrul Doğan'ın da dayısıdır, öz dayısı. Ve bunun yanında izleme komitesinin başına Saad Tekelioğlu'nu getirelim ve temelleri sağlam atalım. Böyle bir birliktelikle, bütünlükle beraber bir sinerji yaratıp eski Türk Trabzonspor'un o başarılı günlerini tekrar ortaya koyalım. Ha burada başka zaman ileriki zamanda Hamiler, işte Gökdenizler falan filan bir sürü daha Trabzonspor'da yetişmiş Mehmet Yılmazlar, bir sürü değerli kardeşlerimiz var. Hepsi zamanla bunlar yetiştirilsin ve hepsi Trabzonspor'u Trabzon'a yaşamak istiyorlar ve Trabzonspor'a bağlılar ve hepsi de orada görev almak istiyorlar. Ama bu eğitmenleri, bunları eğitmek lazım. Bunlar da bu süreçlerde var olması lazım. Bu mücadele içine girmeleri lazım. O yüzden benim düşüncem şu. Şonlu Hoca kesinlikle çok doğru bir isim. Fatih Tekke keşke gelse, 2 yıl yardımcısı olsa, Şonlu Hoca ona takımı bıraksa, Şota orada sportif direktör olarak, Trabzonspor'un bir vizyon olarak, öbür taraftan Hamide gelse, ona destek verse, böyle bir bütünlükle altyapıda izleme komisyonunun başında Saad Tekelioğlu böyle bir bütünlükle çok büyük bir sinerji yaratır Trabzonspor. Ancak böyle bir oluşumla beraber altyapıları sağlam, oradan gelecek futbolcularla beraber işte Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'ta birlikte çok doğru mücadele edebilir. Ama diğer türlü ekonomik anlamda Galatasaray, Fenerbahçe arayı çok açıyor. Ve bunu yakalamak için Beşiktaş da bu anlamda çok ciddi doğru hamleler yapıyor. Örneğin Samet Hoca'nın, Feriz Hoca'nın orada olması çok önemli. Yani iki tane değerli futbol adamı Beşiktaş'ın geleceğini inşa ediyor. Trabzonspor'un geleceğini kim inşa ediyor? Baktığımız zaman tanıyor musunuz, biliyor musunuz? Yok, kimse yok. Mesleklerini biliyor musunuz? Yok. Nasıl olacak bu? Futbolun içinde kimse var mı orada? Yok.